Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve's-salâtu ve's-selâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bulsun. Ramazan ayı keçelerini ibadetle bir dar utkazmakını bizlerge sünnet kılgan Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a salavatu durudlar bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Avvalo sizlerini, barchalaringizni başımızga soyabon bo'lib kirib kelgan yangi Ramazon oyi bilan tabriklashga ijozat bergaysiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyni barchamizga xayrli, barakotli qilgan bo'lsin. Umid bilan kunduzlari tutadigan ro'zalarimizni dargohida qabul aylab, bu dunyoda yaxshilik, xayr, barakotga sababchi qilsin. Oxiratda barchamizga shafoatchi bo'lishini nasib etsin. Kechalari bedor bo'lib, taravih namozlarida qilayotgan xatm Qur'onlarimizni qabul aylab, bu dunyoda barchalarimizni Qur'oni Karim hidoyatiga boshlasin. Oxiratda esa barchalarimizga Qur'oni Karimni shafoatchi qilsin. Azizlar, bu yilgi Ramazon oyidagi turkum suhbatlarimizni Ramazon tuhfalari deb atashga qaror qildik. Albatta, Alloh taoloni siz bilan biz ojiz bandalariga ne'matlarini son-sanog'i yo'q. Lekin Ramazon oyida ana shu tuhfalar, ya'niki odatdagi ne'matlardan ziyoda yana bir qancha siz bilan biz ojiz bandalarga tuhfalarni Alloh taolo hadiya etadi. Oddiy holatdagi ilohiy ne'matlar siz bilan biz ojiz bandalarni sanog'imizga yetmaydi. Ya'niki sanab adosini topolmaymiz. Shu darajada ko'p ne'matlarni Alloh taolo siz bilan bizga ato qilgan. Ming afsuslar bo'lsinchi, ba'zi bir inson toifasiga mansub insoniyatdagi birodarlarimiz mana shu ulug' ne'matni tushunib yetmaydilar va uni bergan zotga iymon keltirmaydilar. O'zini yo'qdan bor qilgan Alloh taoloni tan olmaydilar, inkor qiladilar. Alhamdulillah, Alloh bizga ana shu Allohni tan olish, u zotga iymon keltirish, u zotga taslim bo'lish va banda bo'lish baxtini muyassar qilgan. Endi ana shu iymon ne'matiga Allohni ubudiyati, bandaligini bajarishga kirishgan insonlarning ichida ham ma'rifatlar saviyasi har xil. Ba'zi bir mo'minman, musulmonman deb yurgan azizlarimiz Alloh taoloni yaratuvchi zot deb tan oladilar. Alloh taolo meni yaratgan, menga ko'z bergan, quloq bergan, aql bergan, oyoq bergan, qo'l bergan degan e'tiqodni qiladilar. Bu juda to'g'ri e'tiqod. Haqiqatan nafaqat katta a'zolar, balki kiprigimiz, badanimizdagi tuklarimiz ham hammasi Allohni yaratgani. Siz bilan biz insonlar ojizmiz. Bir tukni hammamiz qo'shilib urinsak yarata olmaymiz. Imkonimiz yo'q. Lekin biz iymon keltirgan Allohning bir o'zi butun mahluqotga hamma narsasini bergan. Endi ana shu Alloh meni yaratdi, ko'z berdi, quloq berdi bilan ish bitmaydi. Alloh yaratib insonga kerakli a'zolarni berib qo'yib bor ketaveri o'zing endi demagan. Hozirgi yurgan holatimizdagi har bir narsani ham Alloh berib turadi. Men hozir sizlarga gapiryapman, nafas olib chiqaryapman.
Her bir nefes alışım Allah'ın emri bilen buladı. Her bir nefesini çıkarışım Allah'ın emri bilen buladı. Eğer bir mertte nefes alalım kalsam ben yok ben. Bir mertte agen nefesim çıkmayı kalsa tamam ben. Bana şunu biz itikad kılışımız gerek. Allah'ın ani nimetleri, yani ki insanın umrunda daim birge buladığı nimetleri bu son sanaksız. Ben bugün özümünü eski görgen kadirden bir adamını uçurattım. Kuruş bilen adattaki gafı sözler tinç misiz, aman mısız, hayriyat göredeğen kum baraken degen gaflarını haliki adam eşittirip kattıral gafının kulağımı eşitmeye kalken de yaptı. Gördünüz mü? Allah o şey insana neçe yıl eşitiş nimetini verdi, bugün ok koyuptu. Ben bilen gaflaşkanı kegen beni gafımı eşit alma yaptı. Ana. Mana şu narsalarını biz düşünüşümüz gerek. Allah mani yaratken degen yakşı. Menge mana o mana o nimetlerini bergen deyip tan agan yakşı. Lekin hamamızını, bütün alamını Allah yaratkeni bilen birge tutup duruşu hamdır. Mana bu nimetlerini biz sanıp ahirge yetalmayımız. Bularını tan aganımızdan keyin yıl 11 ay yürüpmiz, konumuzdan keyin ibadetimizi kıl yapmız. Takvayımızı kıl yapmız. Yine başka faaliyetler bendege ait işlerini kıl yapmız. Ramazan kegende Allah'ın adette giden köre arttıkça bizge nimetleri var. Anaşılarını tuhfeler deyimiz. Anaşılarını tuhfeler deyimiz. Misal için Ramazani tuhfe ne mi? Birincisi bana şu Ramazan ayını rozasını tutuş. Farz. Başka 11 ay bütün vücud bilen berilip roza tutsa, bu ayını bir gün rozasını onu götmeydi. Ana katta tuhfe, mükafat. Bandalik kılaman degen insanlar için Allah'ını bergen imkaniyeti şeraiti. Bir gün roza tutuşumuz, kalan 11 ayını hamasını tutuşumuzdan Ramazan'daki afzal çünkü bu farz. Ana Ramazan'ın tuhfesi. Bu roza ibadeti de atılmış ibadet başka ibadetlerden farkı ne mi? Bu ibadetin farkı insanın iradesini müstahkemleş. İnsanın insanlığını tekitleş. Allah'a bende ekerliğini örletiş ve başka kub yine hısletlerini terbiye edilen ibadettir. Çünkü başka ibadetlerde Allah'ın emri var. Buyurgan, onu kıl, bunu kıl, onu kıl, bunu kıl degen. Bu ibadette kıma var. Nehi var, kaytarık var. Yeme, içme, lezzetlenme. Kaytarık var. Demek insanını kaytarış. Onu könlü tüsap durgan nerseden man kılış. Bu büyük bir ilahi hikmettir. Mana şu man kılıç bulmasa insanın hayvandan farkı kalmaydı. Hayvanlar hepsi canzat, biz hem canzatımız. Hayvanlar bizdeki gibi yemek var, içmek var, farzand körüş var, cins var. Lekin onlarda kaytarık yok. Hayvanlar hepsi can bulup urunsa hem bir tane arsadan kaytış almaydı. Man kılıç kabiliyeti onlarda yok. Şunun için onların hayvan değildi. Bizi insan barışımız. Allah Ta'ala yaratken narsalarını barçasından aziz ve mükerrem barışımızda Allah Ta'ala şu man kılışı kabiliyetini verip koyganı da. Allah bizge şu kabiliyetini özü vergen. Falan narsanı kıma dese insan kıgısı kıyıp dursayam kımayı duruş imkanı var şunu. Allah tuhfa kılıp vergen bandalarına, adam zatıya. Adamın ululuğu için de. Bu man kılıç demek hikmeti, bu man kılıç işini, tarihi Adam Ata, Mama Hava, insaniyetinin yaratılış tarihine kaydedi. Yani şu büyük tarihini esleyen bulsak, Allah Subhanahu ve Teala berçe bütün varlıktaki narsalarını bol doğdu, bol kaldı. Bir ağız söz, kun. Kun degen Arapçada bol degen.
Bo'ldi o'di, butun borliq paydo bo'ldi, yaraldi. Ana o'shandan keyin Alloh bandani, ya'ni odam zotini bo'l demadi. Tuproqqa suv quydi, loy qoridi, qo'li bilan tanasini yasadi va o'zini ruhidan jon pufladi, keyin odam bo'ldi. Ana odamligi ulug'ligi shunda. Butun boshqa mahluqotlar hammasi bir so'z bilan bo'lgan. Odamni yolg'iz o'zi Allohning qo'li bilan tanasi yasalgan, Allohning ruhidan unga jon kirgan. Ana o'shandan keyin undan, ya'ni odamdan uni jufti Havvoni yaratdi. Ikkovlarini ulug'ladi va jannatga kiritdi. Jannatga kiritib turib aytdiki: "Kulu minha haythu shi'tum." Nimani xohlasanglar yeylar. Illa dedi, mana o'sha daraxtdan yemalar. Bir dona daraxtdan yemaysizlar dedi. Qolgani jannat to'la meva cheva, xushta'm narsalar, insonni ko'zi ko'rib, quloqi eshitmagan, xotirasiga kelmaydigan go'zal narsalar turibdi, xohlaganinglarni yeyinglar. Ammo bitta mana shu daraxtga tegmanglar. Man qildi. Ana o'sha yerda nima bo'ldi? Shayton vasvasaga soldi, odam bilan Havo haligi ig'voga uchib narsani yeb qo'ydi. Ana shu yerdan keyin Hazrati Odam tushunib yetdi. Allohning man qilgan narsasi irodani mustahkamlash uchun ekanligi. Insonni hayvondan ajratib turgan narsa ekanligi. Va o'shunda darhol tavbaga tashlandi va Alloh tavbasini qabul qildi. Ana jannatda juda ko'p narsa bor edi. Xohlaganini yeyursa bo'lar edi. Faqatgina bitta bir dona daraxt man qilingan edi mevasi. Shariatda ham shunaqa. Hamma narsani qilaveringlar degan man qilgan narsasi juda oz. 11 oy xohlagan halol narsani yeyur, bir oygina chidagin deydi. Mana u halol, mana u halol, mana u halol, mana u harom faqat ehtiyot bo'l deydi. Lekin shu harom, ehtiyot bo'l, man qil degani odamni odam qiladigan narsa shu. Chunki ko'ngli tortib turibdi, imkoni bo'lib turibdi, o'ziga yoqib turibdi, lekin o'zini tiyyapti, yemayapti. Nimaga? Allohning nahiyidan qo'rqyapti. Mana shu yerda bandani bandaligi yuzaga chiqadi. Allohning robligini tan olishi yuzaga chiqadi. Ana o'sha ulug' narsadir. Roza aynan mana shu man qilish ibodatini yuzaga chiqaradigan ibodat olarak Allohning siz bilan bizga buyuk tuhfasidir. Nima uchun shunday bo'ldi? Chunki inson faqatgina inson emas, balki Allohning yer yuzidagi xalifasi o'rinbosaridir. Insonni buyuk ishlar kutmoqda. Allohning yo'lida xizmatlar kutmoqda. Butun borliqni eng aziz a'zosi bo'lish, Allohga bo'lgan iymoni yer yuzida qaror topishi uchun harakat qilish, Allohning amriga yurib qaytarganidan qaytarish mas'uliyati turibdi. Bu buyuk mas'uliyatni ado etish uchun iroda kerak. Iroda kerak, qat'iyat kerak, mashaqqatni ko'tarish, man qilingan narsalarga chidash qobiliyati kerak. Mana shu qobiliyatni aynan roza yuzaga chiqaradi. Mana shu qobiliyatni aynan roza shakllantiradi. Shuning uchun bir oy tutadigan rozamiz bizni qolgan 11 oyda haligi man qilingan narsalardan tutilib yurishimizga xizmat qiladi. Bu esa Allohning buyuk bir tuhfasidir. Ulug' bir ne'matidir va buni siz bilan biz g'animat bilishimiz. Ro'zani kelishini intiqlik bilan orzu qilib kutishimiz ham shuning uchundir. Bu oyni bayramga aylantirishimiz ham shuning uchundir. Bu oyni qulay fursat deb bilishimiz ham mana shuning uchundir. Ana mana shu haqiqatni biz yaxshi yangilab anglab yetadigan bo'lsak, ana undan keyin Ramazonni boshqa buyuk tuhfalari haqida so'z ochsak bo'ladi. O'sha tuhfalardan biri hozir siz bilan bir jamlanib turgan taravih namozi. Boshqa oylarda taravih namozi yo'q. Siz bilan biz bedor bo'lib, rohatni, farog'atni, qandaydir ishtiyoqlarni tashlab bu yerga kelib tahorat qilib, Allohning baytiga yuzlanib,
Allohga iymon e'tiqod bilan u zotning buyuk kalomini tinglashga bel bog'lashimiz Ramazonning buyuk bir tuhfasidir. Ramazondan boshqa oyda bu narsani qila olmaymiz. Imkonimiz yo'q, Alloh buyurmagan. Rasululloh sunnat qilmagan, sahobalar amal qilmagan. Bu buyuk tuhfa esa har bir inson uchun bu dunyoni, oxiratni baxtidir, saodatidir. Tutgan ro'zani foydasini aytdik. Endi o'qiladigan Qur'on, eshitiladigan, tinglaladigan Qur'onning savobi bu ham cheksizdir. Roza qiyomat kuni shafoatchi bo'lib bandalarning qo'lidan tutib Allohning oldida shafoat beradi. Robbim, bu bandang meni tiriklik chog'ida tutgan edi. Roza tutaman deb qiynalgan edi, chanqagan edi, och qolgan edi. Men shafoatchiman. Buni jannatga kiritgin deydi. Alloh hali shafoatni qabul qilib jannatga kiritishga, kiritganda ham ro'zadorlarga atalgan rayyon deb atalgan eshikdan kiritishga buyruq bo'ladi. Qur'on ham xuddi shunday. Qur'on ilohiy dastur. Bu dunyodagi qiladigan amallarimizni chizib bergan, ko'rsatib bergan dasturimiz shu Qur'on, ilohiy kitob. Xuddi shu Qur'on qiyomat kunida yana bizga shafoatchi bo'ladi. Allohning huzurida turib bizga shafoatchilik qiladi. Robbim, mana u bandang meni o'qigan edi, tinglagan edi. O'qiyman, tinglayman deb uyqudan qolgan edi, qiynlangan edi. Men guvohman. Men shafoatchiman. Buni jannatinga kiritgin deydi. Alloh shu Qur'onni shafoati ila inshaalloh ahli Qur'onlarni jannatga kiritadi, jannatni oliy maqomlarini ado etadi. Mana shu hozirgi o'qilayotgan, tinglanayotgan xatmi Qur'ondagi Qur'on tilovatini har bir harfiga savob bor. Har bir harfiga, so'ziga emas, harfiga. Har bir harfga berilgan savob 10 marta ko'paytirib beriladi. Ana bunaqa baxt ham Ramazondan boshqa oyda yo'q. Ramazon oyi rahim shafqat oyi, mehribonlik oyi. Mo'min musulmonlar bir-birlariga rahim shafqat ko'rsatadi, mehribonlik ko'rsatadi, yordamlar uyushtirishadi, holidan xabar oladi, bechoralarning boshini silaydi. Demak, yo'qsullarga taom beradi, kiyim beradi, kerakli narsalarini beradi, boy badavlarga zakot beradi. Yana shunga o'xshagan, demak, mehribonlik ishlari nihoyatda katta bir ko'lamda olib boriladi. Ramazonning sharofatidan yaxshilik ko'rmagan, sadaqa fitrdan bahramand bo'lmagan, zakotlardan bahramand bo'lmagan, iftorliklardan, xayri ehsonlardan bahramand bo'lmagan odam qolmaydi. Hammasi xayr, hammasi baraka, hammasi Ramazonning sharifini tuhfasi hisoblanadi. Ramazonning sharifida bugungiga o'xshagan ilmiy suhbatlar bo'lishi, ma'rifiy muloqotlar bo'lishi islom ummatining siymosidir. Rasul akram alayhissalotu vassalomning davrlaridan boshlab mana shu holat bo'lib kelyapti. Hozir ham hamma yoqda shu narsa bor. Bu esa eng katta tuhfalardan biridir. Chunki ilmsiz, ma'rifatsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Mutlaqo mumkin emas. Hozir muhtaram Abdulazim domla bir gapni aytib berdilar. Bir qo'shinlari shaharda kecha bu kishidan bir og'iz shu diniy taqvimni olib, ko'rib, ta'sirlanib, Alloh taolo ko'ngliga solib, bugun umrida birinchi marta roza tutibdi. Agar o'sha taqvim bo'lmasa, yana tutmas edi. Ya'ni taqvim degan namoz vaqtini ko'rsatadigan, iftorlik vaqtini bildiradigan jadvalni ko'rib, ma'rifat hosil bo'pti. Ma'rifat qalbiga uribdi. Qalbi uni undab umri bo'yi saharlikka turmagan odam saharlikka turib roza tutibdi. Ana ma'rifatni kuchi qanday? Alloh shunaqa qilib qo'ygan buni. Shuning uchun biz mo'min musulmon ummati, ilm ummati, ma'rifat ummati doim ma'rifat ilm orqasidan bo'lishimiz kerak. Chunki avval aytganimizdek, ilmsiz, ma'rifatsiz bir narsaga erishib bo'lmaydi. Namozni ham o'qib bo'lmaydi. Ro'zani ham tutib bo'lmaydi, qornini ham to'yg'izib bo'lmaydi, ustini ham but qilib bo'lmaydi, mumkin emas.
Aynısı oşa marifet ilim İslami marifet bosa. İslami ilim bosa iki dünyanın baktığı boladı. Ne fakat bu dünyanın ahiretini ham baktığı saadetine yetekleydi. Şunun için kolumuzdan kegenece urun yapız, bana eytil yaptı, yazılı yaptı, çizili yaptı, yapırılı yaptı. Halkta bir marifet hasıl bosundu. Marifet bulmasa hala ki roza tutmaya otken adam da otoğradı adam. Kimliğini yan bilmeydi. Kayırdan kegenin yan düşünmeydi. Kayırga barışını yan bilmeydi. Hiç neyse başkalardan farkı yok gete uğradı. Lekin marifeti bosa ki kimliğini düşünür yeterdi. Bandaligini anlaydı. Rabbisi barını tan aladı. Ahiret barlığına inşanım yeterdi. Ahirette güzel bir akıbatım bosun degen urunuşunu kıladı. Biz aynısı masuliyetimiz juda katta. Çünkü Müslüman ümmetini azalarımız. Büyük babalarını nebirelerimiz. Marifeti bilen bütün dünyaya dan taratken uluğ allamalarını, ecdadlarını, devamçılarımız. Lekin içimizden şu marifetten faydalanıp namı çıkan halktan olarak bulup durup babamızın makigenini bilmeyi dursak içimiz çatak. Menge otken haftada bir yaş yigit hat yazı yaptı. Mene buğum deydi, köşeden bir oruç hatını ap gelip uydagi mebellerini çiziş tertibini uzgatır yaptı deydi. Japonya'da şuna kadar bir talimat çıkan. Adamın oturduğun uğrundaki kanda buluş gerek. Nimaları, mebelleri kanda turuş gerek. Uyunu, nimasıge, dizaynıge karab adamını baktı bularak. Müslüman man deydi. Atam Balancı, babam Bukhari deydi. Japonunu ap gelip bir mebelini koyup onu kayakka buruşunu oruç katından sonra yaptı. Şumundan baklayıp o mahsul. İhtimal cennetke hem bir mahsidir. Bu kandı ya bu? Hiç olmasa aklı tartmaydı mı? Ben Özbeymen. Ata babam Müslüman bugün eken bu. Ata babam bugün Müslümanlı neme ikindir koymaydı mı? Hiç olmasa. Hani babam bana neme geçen gen eken. Mamam kanakı neme için namaz oku gen eken. Dip öyle koymaydı mı? Ana marifetli yokluğu. Çünçeni yokluğu. Akıbeti neme buluşu. Pul sarfla yaptı, mal sarfla yaptı. Buruğunu ap gelip uyudaki şuradan ancamlarının tertibini ondan sonra yaptı. Şu bilen baklı bak olmaz ki. Halbuki baktı saadeti ata babasının talimatı da hemen kıpkegen narsada turuptu. Onu kütüp turuptu. İntihap yap turuptu. Şunu bari bir gün, iki gün urunsa urgan oladı. Lekin onge haligi halat yok. Ana şu itibardan bizi bugünkü hoşçakalın maribi sohbetlerimiz, başkalarımız inşallah faydalı buladı degen umudumuz var. Hem bana şu hakikatini düşünüp yetişke undaşımız gerek. Harekat kılışımız gerek. Künümüz bekar utmasligi gerek. Madami ki birer künde birer narsa örgenmesek bu bizi baktısızlığımız. Allah bergen umurunu behuda sarflaganımız. Allah bergen nimetke nankörlük kıganımızdır. Ana ilim, marifet, hayır, bereke, yakşilik, izgulik, hammasiga urunishimiz kerak. Ramazonning tuhfasi shu. Ana shu narsalarni bizni esimizga soladi. Ana shu narsalarni xotiramizga keltiradi. Ularni xayr barakaligini tushunib yetishimizga xizmat qiladi. Inshaalloh keyingi sohbatlarimizda ham mana shunga o'xshagan xalqimiz, elimiz, yurtimiz, mu'min musulmonlar uchun kerakli bo'lgan tushunchalarni taqdim qilishga davom etish niyatimiz bor. Barchalaringizdan duo umidimiz, duo qilasizlar inshaalloh. Alloh taolo bu Ramazonni hammamizga xayr barakaga sababchi bo'lishini nasib qilsin. Xo'p, ba'zi bir odamlar yozma ravishda savollar yuborishibdi. Qisqacha mayli javob beraylik. Xo'p. Sajdaga sahv qilganda bir tomonga salom berib, keyin sajdaga sahv qiladimi yoki ikki tomonga salom berib, keyin sajdaga sahv qiladimi? Savol shundan iborat ekan. Namaz okuyatganda sajdayı sahu bo'lganda bir tomonga salom berib turib sajdayı sahu qiladimi yoki ikki tomongami degan ma'no. Bu savolning chiqishiga shu ikki narsani odamlar ko'rgan, shuning uchun biroz paromish xotir bo'lishgan so'rashyapti. Xo'p, bir tomonga qilish imomga
tayin qilingan. Chunki imom ikki tomonga qilsa, odamlar namoz tugabdi deb o'ylab qoladi. Yakka o'qiyotgan odam ixtiyori o'zida. Bir tomonga qiladimi, ikki tomonda qiladimi, chunki o'zi bilib turibdi. Quyoshda isigan suvda tahorat qilsa, g'usl qilsa bo'ladi. Xo'p, quyoshda isigan suvda tahorat va g'usl qilsa bo'ladimi degan savol bu ma'nodagi, demak, savollarga javob eski kitoblarimizning barchasida makruhdir. Makruh degani yaxshi emas. Yaxshi emas. Qisa o'rniga o'tmay qoladi emas, lekin yaxshi emas degan. Keyinchalik ulamolar mulohaza qildiki, o'sha obtovda, faqat obtovdagina isigan suvlarda turli mikroblar paydo bo'lar ekan, iste'mol qilgan odamlarga azor yetish holatlari bor ekan, kasal bo'lib qolish ma'nosida. Fatiha surasini o'qiydimi yo'q? Iqtido qilgan inson Fatiha surasini imomning orqasida o'qiydimi yo'qmi degan savol, bu savolni menimcha yangi namoz o'qiyotganlar beryapti shekilli. Bizning mazhabimiz bo'yicha o'qimaydi. Imomga iqtido qilgandan keyin barcha o'qilishi lozim bo'lgan narsalarni imomning o'zi o'qiydi. Davlat ishi paytida namoz o'qiy olmasa, unda gunoh yo'qmi? So'ngra o'qib bersa-chi? Yo'q, unaqa gap yo'q. Namozni vaqti tayin, o'sha vaqtida o'qish farz. Boshqa uzrlar yo'q. Inson, demak, namozini o'zining vaqtida o'qish kerak. Biz odamlarimizda tartibli ta'lim tarbiya bo'lmaganligi uchun tushunchalari demak, o'zlariga xos bo'lib qolgan. Misol uchun, ko'pchilik odam soat 1 da kelib namoz o'qib yurib, 2 da o'qisa bo'larmikin, yo'qmikin deb qoladi. Unaqa emas. Demak, asrni vaqti kirguncha peshinda o'qiversa bo'ladi. Oshuning uchun palonada pistonda degan tushunmovchilik shundan. Xo'p, 1 da o'qiyamasiz, 2 da, 2 o'qimasiz, 3 da o'qing, 4 da o'qing, 4:30 da o'qing. Asr kirgancha o'qilaveradi. Asr kirgandan keyin endi shomgacha asrni vaqti bo'ladi. Ana o'shuni tushunish kerak. Bizda o'sha taqvim qilib qo'ygan, taqvim degani ko'rib olib, shunda o'qish kerak, boshqa vaqtda o'qib bo'lmaydi degan odamlarimiz tushunchasi bo'lib qolgan. Men tikuvchiman, aksariyat mijozlarim shariatga nomuvofiq kiyim tiktirishadi, to'ylarga, ko'chalarga. Xo'p, bir tikuvchi so'rayapti. Men tikuvchiman, turli kiyimlarni tikaman, jumladan meni mijozlarim shariatga mos kelmaydigan kiyimlarni ham tiktirishadi. Nima qilaman? Sotuvchilar ham so'raydi, boshqalar ham so'raydi. Demak, bu sotuvchi tikuvchini ishi kiyim tikish. Kiyim kiygan avratini bekitish boshqa uning mas'uliyati. Uni mas'uliyati, misol uchun sotuvchi yaxshilab o'sha hamma yog'i to'silgan kiyimni tikib bersa, u kiyib olib ochib yurishi ham mumkin naregina. Shuning uchun kiyimni kiygan javobgar bo'ladi. Tikkan, sotgan javobgar bo'lmaydi. Sotganlar, tikkanlar shu bilan aniq hech ijozati yo'q, imkoni yo'q gunohga ketishini bilsa, unda uzr aytadi. Misol uchun birov kelib qurol sotib olmoqchi, bilib turibdi-yu, shu bilan borib bir mo'minni o'ldiradi. Uzr aytadim deb yo'q deydi. Ana o'shunaqa boshqalarga zarar yetkazadigan, o'ziga gunoh bo'ladigan narsalar bo'lsa uzr aytadi. Bo'lmasa sotuvchilar bir narsa sota olmay qoladi. Tikuvchilar esa tika olmay qoladi, buni kiyimiga ham javob bersa boshqa odamga. Bir yigit uylanmoqchi ekan, to'ydan oldin ota-onasi bilan o'sha shar'iy to'y qilamiz deb kelishib olishibdi. Lekin xudandachilik bo'lgandan keyin otasi turibdi, yo'q. Bunaqa narsalarni hamma maslahat qilib, mo'min musulmon inson Alloh harom qilgan narsalarni qilmaydi. U alohida munosabatlar bo'ladimi, yolg'iz munosabatlar bo'ladimi, mana shuni tushunish kerak. Ota-ona ham tushunish kerak, bola-chaqa ham tushunish kerak. Allohni bandasiman deyapti, musulmon ummatiman deyapti. Demak, musulmonlikni o'zini demak, qoidalari borligini yaxshi biladi. Ota ham, bola ham, erkak ham, ayol ham, katta ham, kichik ham shunga rioya qilish kerak. Inshaalloh shunda yaxshi bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh bu muborak oyni boshimizga sayoban qilib, xayr barakaga sababchi bo'lishini nasib etgan. Bu ma'rifiy suhbatlarimizni ham xayrli, barakotli bo'lib, elimiz, xalqimizga yuqib, bundan bir ma'rifat hosil qilib, hayotlarida va oxiratlarida foyda beradigan ilmlardan bo'lishini nasib etgan. Doimo mana shunday ramazonlarga qayta-qayta sog'-salomat kelib, yuz ko'rishib, mana shu ishlarimizni davom ettirib borishimizda o'zing yordamchi bo'lgin.
Allah'a emanet olun.
Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Subhana dhil mulki wal malakut, subhana dhil 'izzati wal 'azamati wal qudrati wal kibriyai wal jabarut. Subhana al malik al hayy alladhi la yanam wa la yamut. Subhuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. La ilaha illa Allah, nastaghfirullah. Nas'aluka al jannata wa na'udhu bika min an nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, ya Rabbana alemin, biz aciz bendelerin, özüne mübarek Ramazan ayının keçelerinden beri de, teravih namazı da hatmi Kur'an kılıp durupmuz. Perverdigara bunun nihayesi de özünde acizane kollarımızı kütarıp, özün emir kılgenin de dua kılmaktamız, seni özün bu dualarımızı özün vaada kılgenin de kabul eylegin. Allah uluğ Ramazan ayını barçamızga mübarak kılgın, hayırlı kılgın, başımızga sayaban kılgın, elimiz, yurtumuz, bütün dünyaya tinçlik, amanlık ayı buluşunu nasip etken, bu ayının hayratlarından, berekatlarından unumlu faydalanışımızda uzun yardımcı bulgın. Allah büyük Ramazan ayının kündüzleri de tutuyatkan rozalarımızın dergahinde kabul eylegin. Bu ibadetlerimizin ecrini, sevabını köpeytirip vergen. Bu dünyada bizge hayır, berekege sebep çıkırgen. Ahirette ise tutgan rozalarımızın özümüzge şefaat çıkırgen. Bu uluğ ayının keçeleri de niyet bilen, teravih namazı da özüne kelamini hatm kılmaktamız. Bu bedarlıklarımızın hem kabul eylegen. Hatm-ı Kur'an'ın sevaplarından parvardigara hammalarımızın bahramat eylegin. Hatm-ı Kur'an, tilavat-ı Kur'an sevaplarından ötüp ketken barcha mu'min-u mu'minatlarını, hususen uşbu Çırçık şehriden ötken bandalarını, hususen uşbu mübarek masjidini kurup ötkenler, onda ibadet kılıp ötkenler,
onu tutup durganlarından otkanlarını hamma hammalarını gariki rahmet şahisteyi cennet kılgın. Kabirlerini münavvar eyle, ahiretlerini abad kılgın. Özlerinin imanları, ibadetleri, emeli salihlerini hamrah eyle. Onlarını yoklap kılıyatken bizim dualarımızını hakları da kabul eyle, ahiretteki makamlarını yükselişine sebep çıkılgın. Allah ushbu Qur'oni Karimni tirik yurgan aziz mu'min musulmonlarning barchalariga o'zing hidoyat chiqirgin. Qur'onni barakotidan manfaatli bo'lishimizni nasib etgin. Qur'on ta'limotlari asosida yashab o'tmog'imizni Parvardigori olam o'zing muyassar aylagin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Ushbu masjidni tutib turgan imom domlamiz, u kishining noiblari, mutavalli hoji og'amiz, masjidni faollari hamma hammalarini o'zingni uylaringdan bir uy bo'lmish bu masjidga qilayotgan xizmatlarini barakotli qilgin. Xizmatlarini qabul aylab, Parvardigoro ajrlarini, savoblarini ko'paytirib bergin. Bu masjidni obodligi uchun, ta'miri uchun pul sarflagan, mol sarflagan, kuch-quvvat, mehnat sarflagan mu'min bandalaringni ham ajrlarini ko'paytirib bergin. Bu azizlarimiz bu dunyoda senga bir bayt qurib xizmatini qilayotgan bo'lsalar, uni ajriga Alloh taolo ularni hammalariga oxiratda qasrlarni qurib, u yerda rohatda, farog'atda bo'lishlarini nasib etgan. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Bu yerni aholisini hifz-i himoyanda asragin. Sog'-salomat, tinch-omon qilgin. Bemorlariga shifoi komil bergin. Mushkuli borlarning mushkulini oson aylagin. Musafiri borlarning musafirini hozir aylagin, hojatmandlarning hojatini ravo aylagin, qarzdorlarning qarzlarini uzishda o'zing yordamchi bo'lgin, farzand taraflariga qo'sha-qo'sha farzandlarni bergin, Parvardigoro ilm tarafdagi yoshlarimizga ilmi ladun ilmi robboniy bergin, hozirda ularning ko'plari o'qishlarga kirish niyatida imtihonlarga tayyorlanmoqdalar, ularni orzularini pushtga chiqarmagin, istagan o'qishlarini o'qib, ma'rifatli, ilmli mutaxassislar bo'lib, elimiz, yurtimizga, xalqimizga, oilalariga, hammamizga buyuk bir xizmatlarni ado etishlarida o'zing yordamchi bo'lgin. Parvardigoro bu jamoatda o'zingga qo'l uzatib turgan duo qilmoqchi bo'lib turgan azizlarimizni barcha istaklarini bergin. Duolaridan a'losini qabul qilgin. Murod maqsadlaridan afzalini bergin. Doimo o'zingga ibodatda ularni sobit qadam qilgin. Iymonlarini baquvvat bo'lishini nasib etgin. Siroti mustaqimda barqaror aylagin. Parvardigoro o'zingni roziligini topib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lishlarini nasib etgin. Alloh o'zingdan yolvorib so'raymiz. Eli yurtni tinch-omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yana ramazonlarga ham sog'-salomat, tinch-omon kelib, bundan ham afzal tarzda ibodatlaringni birgalikda ado etishimizda o'zing yordamchi bo'lgin. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah tebarek ve teala bana bundayı marifetli işlerde Allah'ın bizi medet ver bugün. Bizler yemek için de çevreli sohbetleri kırıp dediler. Allah'ın bu kliniğe sohbetlerden işte hayatımızda tabiyet etişimizi Allah'ın bizi nesip özeyleyin. Allah'ın bu marifetli yollarda kliniğe belki hayırlı işlerde bizi medet ver bugün. Yaman gözlerden babakat onun kulebi işlerde bizi hepsi hamayi yasaklayın. Allah'ın bizi bizden bundan da hem âli yıkırgın. Allah'ın bu işlerimizin ikinci kısımlarını cennet-i na'im, cennet-i firdevse de hoş nasip edeyim. Allah'ın ferzan zürriyetlerimizi hem Hazreti Şeyh'e uçuyan yutup Allah'ıma insanlardan bu geçirini nasip edeyim. Ve sallallahu te'ala ala hayr-i Muhammed ve ala aleyhi ve sellem'i ecma'in ya rahmet ya rahmet.